Kolay gelsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kısır mı yapıyorsunuz? Nefret ederim. Ay, çok şey, ben bayılırım. Veda kısırımız. Buyurun. Kursumuza veda diyoruz da bu veda kısırımız. Nakış kursumuz. Nakış kursuna gidiyoruz. Bugün arkadaşlarla topladık, veda ediyoruz kursa. Evet. İlginç bir arkadaş topluluğunuz var. Siz nakış kursu için biraz geç kalmadınız mı annem ya? Ben gitmeyeyim. Misafirimiz. Ha, misafir. Evet. Yoksa tabii öğrenmenin yaşı yok. Yok, gitmeyeyim. Öğrenemem. Niye gitmiyorsun nakış kursuna? Yok, gitmem. Gidenlerden neyin eksik? Bilmem, yapamam. E canım işte onlar da bilmiyorlar, yapamıyorlar. Onun için nakış kursuna gidip öğreniyorlar. Sen de gitseydin ya anacığım. Gitmedim. Canım canın sağ olsun gitmek zorunda değil. Sen bugüne kadar örmüşsündür öreceğini, yapmışsındır yapacağını zaten. He. Dudu teyzeyle konuştuk da buralı kendi sahipti söylemesi. Dedi ki burada dedi kaçan olmaz dedi. Hakikaten burada kimse kaçmaz mı? Kim kaçtı? Zaten çenenin pırtılığından belli. Biriydin sevdi dünyaları. Siz biriz Süveyda. Tabii kaçılır, kaçılmaz yani. Olur. Niye kaçtınız? Nişanlılıydım. Nişanlıydım yani 9 ay nişanlıydım. Başka birine mi kaçtınız? Yok, nişanlıma karıştım. Nişanlına mı? Evet. Nikah mı gecikti? Nikah memuru mu bulamadınız? Evet, nikah memuru bulamadık. Nikah memuru bulamadınız diye mi kaçtınız? Evet. Ya öyle iş olur mu? Allah öyle yazmış yani. Ya Allah sizi birbirinize zaman. Bak ne güzel yazmış. Evet. Hikmetinden sual olunmaz evet. Rabbim. Evet. Seni adam gelmiş sizi istemiş. Evet. Kime kaç? Evet. Durduk yerde pırtı çene diye bir hanımefendiye söylemememiz lazım. Ola ki çeneler çoğalabilir. Buyursunlar. Buyurunuz. Gel hanım gel. İplik pazarda. Gelininiz mi oluyor efendim? Evet. Kardeşimin eşi. Sizin biradere eşi. Evet. Kardeşimin eşi. Peki bunlar nerede tanışmışlar? Nasıl tanışmışlar? Bunlar tanışmadık. Komşuyduk biz. Biz bunu çok beğendik. Gittik istedik. Annesi babası verdi. Tamam. Tatlı yedik güzelce. Tatlı konuştuk. Ha, tatlı konuştuk güzelce. Ha, kahvelerimizi içtik. Biz buna ev yapıyorduk. Bu demiş ki kardeşime. Ben evime bekleyemem. Seni çok seviyorum. Hadi Enver gidek demiş. Takmış koluna. Yanıma geldi. Size mi kaçtı? Evet bize geldiler. Ben de başımın üstünde yeri var. Kabul ettim. Bir hafta sonra da evine geldi. Evi bekleyemem falan demesi yani şöyle bir şey. Yani kısmetmiş diyelim. Kısmet. Hasretine dayanamadı. Niye söylemiyorsun? Utandığından söyle. Saygılıdır gelinimiz. Şimdi ben buradayım. Kaynanası bak orada. Kaynana eltileri nerede? Burada. Aha, şu oturan kaynanası. Of. Utandı. Şimdi ondan utandığı için. Şimdi o soruyu sen. Biz çok saygılıyız. O yüzden utandığından. O bize çok saygılıdır. Kaçarken utanmıyorsun ama. Herhalde yani. Bizi sevdiğinden geldi işte. Kardeşimi seviyordu geldi. Çok buralarda seviyorum. Mı kardeşiniz? Kardeşim şu an bilmiyorum. Nerede? Evde. Ben kendisi. Burada değilim. Ben bugün misafirim. Buralıyım da. Karayılan'dayım ben. Geldim bir bakayım geldim. Kardeşim mutlu yok. Mu mesut mu gelin hayır, ne yapıyor hayır, ne hayır, ediyor? Hayır hayır. Ben yeğenim yanımdaydı yeğenimi getirdim. Sürekli gelir. İnceler doğru. Siz hafif bir gıcık oldunuz herhalde yok. Bu hadiseyi anlattığında. Tabii yani biraz ağrına gidiyor tabii. Kaçarken ağrına gitmiyor. Bak ben kendini yükselttim gördün mü gelin işte. Gelin milleti değil misiniz be? Doğru söylüyorum. Ben yükselttim bak kardeşimi çok seviyordu. Ne dedi geldi bir şey dedim. Mi söyledi? Ha. Kardeşimin hasretine dayanamadı kaçtı dedi. Evi bile bekleyemedi dedi. Ha, ya. Bu dedi. Onu demedi pardon. Onu ben uydurdum. Onu ben uydurdum. 14 yaşındaydı. Hadi sizin gelin kardeşinizin hasretine dayanamamış. 9 de... aylık kardeşinize kaçmış. Evet. Zorunuzun 14 yaşında sümüklüken. Onu doğru söyledim. Onu doktorum da söyledi anneme. Ne doktor? Bu dedi dün dedi sümüğü akıyordu. Bunu niye verdin dedi anneme. Siz bir yıllık evliyken hala sümüğünüz akıyordu hanım sizin. Öyleydi. Emsalleriniz seksek oynuyordu sokakta. Doğru. İp atlıyorlardı. Doğru söylüyorsun. Onu doğru söylüyorsun. Neydi doğru zorunuz 14 yaşında? Annemle babam işte. Annem var ya annem. Bütün düğümlerin çözüleceği an. Kilit kişiyi bulduk. İşte aradığımız, uzunca bir süredir aradığımız hanımefendinin kayınvalidesi, hanımefendinin de
annesi. Başımız isminizi sadece bir bağışlarsanız. Emine Teper. Emine hanımefendi. 14 yaşında kız nasıl evlendirildi? 14 yaşındaydı. Bunu istediler. İsteyince ben çok küçük dedim, vermem dedim. İstedikleri çocuk da askerliğini yapmaya gitti. Ya. Vermem dedim. Veririm, vermem. Ben hemen de dedi, böyle adam elime geçmez benim. Eşimi çok İyi dedi. Babası da seviyordu. İyi bunların hanesi sizin dedi. Sizin beyiniz damat adayını pek beğeniyordu. Evet. Pek beğeniyordu. O da buradaydı ama nerede? Verdi. Beğenecek bir benim gönlüme koymadı. Ben küçük diye vermek istiyor. İstemiyordum yani küçük diye. Peki engel olmak için bir şey yapmadın mı? Bir leğen ıspanaklı kömbe yedi. Babam veririm dedi. Annem vermem dedi. Bir geldik. Kömbe leğen de bitmiş. Biz o gün aç kaldık. Kim yemiş efendim? Annem ben yemiş sinirle. Ben yemiştim. Şimdi kardeşim geldi. Dedi ki kömbeye dedi yapmışsınız da yaptığınız donk ikiniz mi bitirdiniz dedi. Ama baktım sahten bitti kömbe. Hiç de doymadı. Evet, koca tepsiyi bitirdi evet, sinirden. Evet sinirden. Dayım da şahit, annem de şahit, biz de şahit. Kardeşim geldi ki sahten kömbe bittik. Ben de nereye gittiğimi de bilmiyorum. Beni vermişler, ben ağlıyorum. Babam beni niye veriyor? Şu teyzenin kızı var Melek abla. Teyze de mi olayın içinde? Aa ne demezsin, kapı komşumuz. Olay giderek çetrefilleşiyordu. Öyle bir şey ki. Siz bu olayın neresindesiniz teyze? Kızı Melek abla da diyor ki. Melek abla da mı var işin içinde? Emzik verek de diyor, ağlamasın şu çocuk diyor. Zaten o Melek var. O Melek abla da burada o ama nerede? Hiç çağırma, susmaz o. Ben şeyi anlamadım ya, baba niye zorla vermek istemiş onu anlıyorum. Eşimi çok beğendiği için, eşim dürüstlüğünden dolayı. Kayınpeder beğenmiş. Babam? Dinlemiyorsun ki sen. Baş boşluğu mu ne olmuş, ışık ne olmuş, güneş nereden gelmiş, arkadan çocuk mu bakıyor? Bunda beni nişanladılar artık. Götürecekler, gelin götürecekler. Annem diyor ki askere gitsin gelsin öyle veririm. Damat kaç yaşındaydı istediğin? O da 19 yaşındaydı. 19 yaşındaymış demek ki. Bilmiyorum, akrabalığım yok. Akrabalığım olmadığından bilmiyorum damadımın kaç yaşında olduğunu. Seviyorsunuz mu damadı? Severim. Çok sever, benden çok seviyor. Evlatlarım kadar da onu severim. Sizden fazla sevmiyor. Seviyor, seviyor. Gerçek seviyor. İnsan öz evladından fazla sevmez damadını. Bize öyle gösteriyor ama ben öyle görüyorum. Sen kendi evladından daha mı çok seviyorsun anam damadını? Severim. Gelinimi seviyor. De. Bak orada bir kız kardeşim daha var, başka yok. İki kızı. Ama hasetlik etmeyin be. Gelin, görünce değil gerçek, misiniz? Vallahi, çekemiyorsunuz bir çekemiyorum. Tane gelin. Ne yapsın? Dövecek kız, mi? Gelini mi dövecek? Kıskanıyorum. Gelinlerini çok seviyor gerçek. Zaten ben de öyle diyorum. Aman anne ben kara yılandayım. Sen gelinlerine iyi geç. Torunuma sahip olacaksın anam sen de tabii. Keşke nerede o, o günler nerede? İnşallah. Nerede? Efendim kaçtınız? Kaynanama iyi dedik, onu mu yaptın? Yok canım ama. Yaptım, kaynanan, duydum vallahi. Kaynananın ağzı var diliyor. İyi değil mi kaynanam? Çok iyi çok. Benden duyuyor. Ağzı var diliyor. Görümcem nasıl? Görümce Allah selamet versin. Allah korusun. Gerek beyni seni. İki ev uzakta. İyi ki ev uzakta değil mi? Ne kadar uzaktalar? Var işte bir iki köy ileride. İyi. Uzak. Uzak olsun değil mi? Sen işte onu diyecek. Paralamadık 20 yıl. Biz her akıllı insanın yapacağı gibi çatışma bölgesinden, sıcak bölgeden hafif hafif sıvışmak suretiyle geldik kısırın başına. Bu kısır nasıl yapılır? Neden yapılır? Neden siz yapıyorsunuz? Diğerleri bakar. Bilmiyorum, beni uygun gördüler, bana sizi uygun görmemişler, sizi saf bulmuşlar. Öyle mi olmuş? Hemen her hanım kısır yapmasını bilir ama sen iyi yapıyorsun kız, ay parmaklarımı geçen bir yaptın diye kandırırlar. Öyle mi oldu? Onlar böyle kukuma kuşu gibi hazırda beklerler, yorulan siz olursunuz benden söylemesi. Yeşilini doğradık ama. Yeşilliğini doğradık. Biz de yeşilliğini işte doğradık. Ne yorulmuşsunuz. Biraz yorulduk. Ya bunun içini doğrayacaksın. Evet. Alacaksın o ben şeyleri. Ben emek sarf ediyorum buralarda, yoğur yoğurum. Aman ne emek sarf edeceğim be. Bir yoğurmuşsun alt tarafı. İki saat yoğurmuşsun, ne olmuş yani? Alabilir miyiz marulu? Sen bunu bak. Olayın büyüklüğüne bak. Var mı bir bıçak? Şimdi bak. Biri bunu yıkıyor. Evet. Öbürü ayırıyor bak. Zahmete tamam, bak. Biri böyle veriyor, öbürü de bak şu. Of yoruldum be. Ay. Gördün mü sen eziyeti? Ben kalkamıyorum ama başından bunu. Hı? Ben bak başından kalkamıyorum bunu. Uyandın mı bakıyorum mevzuya? Sonuna gelmiş, kısırı bitirmişsin, uyanmışsın ondan sonra da. Evet. Ben iyi yapıyorum da. Tabii. Saf.
İsim nedir? Ceyda. Efendim? Ceyda. Saf Ceyda hanımefendi. Kurs boyunca bütün işlerden kaçtı kursta. Biz de en son olarak ceza olarak sonunda içi sen yorucun dedik. Kurs boyunca kaçtınız mı bütün işlerden? Tabii ya, işten kaçtı. Evli olduğum için kaçıyorum tabii ki. Haklı, evli. Olsun. Üç tane çocuğum siz var. Siz evli bekar? Bekarım. Siz evli olmadığınız için hanımefendi ne kadar yoruluyor bilmezsiniz. Üç çocuk. Üç çocuk. Allah kolaylık versin. Üstüne bir de kısır yaptı. Yazıktır be. Herkesin hakkı olacak içinde. Ama sen de kıskanma evli öyle, diye be. Öyle hemen sen de kaçmayacaksın. Sen de birazcık emek göstereceksin ki o zaman yiyeceksin. Ben? Tabii. Yemem. Neyse bu çayını aldım. Yemem. Sağ olun. Çok tokum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tokum. O kadar tokum ki hatta. Bir parça ayran belki o da yani öyle tuzu. Ona da emek harcamam gerekiyor. Bu ağanın ayranı. Bayakı. Yemliha ağanın ayranı bu da. Bayakı ne? Az önceki. Bayakı ne? Az önceki. Az önceki bayakı mı? Evet. Az sonra ne oluyor bayakın? Ya köyümüzün yöresel konuşması. Tamam bir şey demedim. Bir şey demedim. Bir eleştiri yok. Bayakı ilk defa duydum merak ettim. Bayakı az önceki demekmiş. Bayakı borcunu verdin mi? Yoksa ben seni öldürücün. Ümüğünü sıkıcın. Antep'in yorumu gibi buranın da bayakısı. Yorumu ne? Yorum. Kenarıma gelin oturun. Yorum derler ya Antepliler. Yorum. Ha. Yorum. Adana'da da vardır canım. Çekiyor mu yorum? Kısır neden yapılır efendim? Nasıl yapılır? Malzemesi domates, soğan, sarımsak, maydanoz, bol baharatlı, bulguru, salçası, biber salçası. Bunlar ekşisi, yağı. Nar ekşimiz vardır bizim burada. Tadını veren o nar ekşisi midir? Evet, yöremizin nar ekşisi var burada. Onlar. Sonra bunları alırım sonra. İnşallah. İnşallah. Çok seviyorsunuz herhalde. Yok canım. Estağfurullah. Sonra buna tadını veren ekşisi midir? Ekşisi tabii ki. Baharatı, sarımsağı. Bunlar. Peki yapılmasında bir özellik var mı? Böyle özel dikkat edilmesi gereken bir püf noktası var mı? Yoğrulması ve yani daha bulgurun çiğ kalmaması için dikkat edilmesi gerek. İyice harmanlanır. Tabii harmanlanır. Domatesli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.